Saat 8.45 parametre öncesi günün ekonomisi diyeceğiz. Türkiye'de dünyada piyasalar nasıl kapandı, nasıl açılışlar bekleniyor, ilk veriler nedir, gündem başlıkları neler? Kısaca sizlere bu 10 dakikada 15 dakikada özetlemeye çalışacağız. Ekonomide gündem olarak güne birlikte hazırlanmış olacağız. Dilimiz döndüğünce gündem başlıklarını ve piyasa verilerini sizlere aktaracağız. Dün dolar kotasyonları biliyorsunuz Ankara'daki terör saldırısı ve 35 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan bu saldırı sonrası 2.88 seviyesini aşmıştı. Bir miktar tedirginlik vardı ama çok özür dilerim. Küresel piyasalardaki iyimserliğin bu tedirginliği bir miktar örttüğünü gözlemledik. Ve sabah saatlerinde bu sabah itibariyle dolar kotasyonlarının yeniden 2.87 seviyelerine doğru gerilediğini gördük. Terör saldırısı bir miktar tedirginlik yarattı, oynaklık yarattı. Ancak küresel piyasalardaki iyimserlik bu oynaklığı engelledi, dengeledi ve bu sabah açılış itibariyle de dolar kotasyonlarında yeniden 2.87 lira seviyesini sizlere aktarıyoruz. Bankalar arası piyasada arkadaşlarımın da aktardığı gibi grafikte gördüğünüz gibi 2.87.20, 2.87.40 seviyelerini görüyoruz. Yine bakıldığında borsada 80 bin seviyesine doğru bir çıkış vardı. Zaten bu seviyelere doğru kar satışları gözlemlemiştik ve 79.300 puan seviyelerinden bir miktar dinlenme geçirdi. Ancak günün sonuna doğru 80.100 puana doğru bir çıkış, 80.000 puanı aşış gördük Borsa İstanbul'da. Yine petrol fiyatları yakından takip ediliyor. 40 dolar seviyesinin altına indi. Çünkü petrol üreticisi ülkeler OPEC Nisan ayı ortasında toplanma kararı aldı. O tarihe kadar da üretim değişecek mi, değişmeyecek mi? Üretim azalırsa petrol fiyatlarında bir çıkış olabilir mi tartışması vardı. Üretim seviyesini bir miktar azaltma olabilir arza karşılık beklentisi vardı ve bu toplantının da Mart ayı içinde yapılabileceği belirtiliyordu. Ancak Nisan ayı ortasına, Nisan'ın 20'sinden sonrasına kaldı bu toplantı ve ne karar alınır bilinmez. Dolayısıyla bu sürecin biraz uzaması ve petrol üretiminde bir değişiklik olmaması da petrol fiyatlarını bir miktar geri çekti. 38-39 dolar seviyesinde Brent tipi petrolün varil fiyatı, ABD ham petrolün varil fiyatının da yeniden 37 dolar seviyesine doğru gerilediğini gözlemledik. Bu hafta merkez bankalarının kararları bekleniyor. Perşembe günü Amerikan Merkez Bankası Fed acaba dünyaya ne diyecek? Mart'ta faiz arttırması beklenmiyor ama sonraki aylara ilişkin nasıl bir sinyal verecek? İşte Amerika dünyadaki ekonomik yavaşlamaya, dünya ekonomisinin gidişatına ilişkin, Amerika'da istihdam, enflasyon özellikle ve büyüme verilerine ilişkin Amerika'da nasıl bir tablo var ve Amerikan Merkez Bankası Fed'in açıklamasında hangi noktalara işaret edilecek? Faiz arttırımlarına dair önümüzdeki aylarda bir sinyal verilecek mi, verilmeyecek mi? Bu soruların yanıtı bekleniyor. Ama Süper Mario etkisini Yellen'ın yaratmayacağı da bir gerçek. Dolayısıyla piyasalar şimdi Perşembe günü Fed toplantısını, Fed açıklamasını beklerken Japonya Merkez Bankası da para politikasını beklentiler doğrultusunda değiştirmeden faizleri sabit tuttu. Zaten negatif alana çekmişti. Daha da aşağıya indirebilirim demişti. Bu açıklamasını da bu toplantıdan sonra yaptığı açıklamada çıkarttı. Faizler daha fazla aşağıya gelebilir ifadesini kullanmadı ve faizleri de zaten negatif alana çektiği faizleri de beklentiler seviyesinde değiştirmedi. İngiltere Merkez Bankası ve ardından da Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararları bekleniyor olacak. Asya Pasifik borsaları %0,7 düştü Japonya Merkez Bankası'nın açıklamalarından sonra. Çünkü ekonomik görünüme dair de çok iyimser bir tablo çizmedi Japonya Merkez Bankası. Günün en düşük seviyelerine geldi Asya borsaları. Nikkei endeksinde %1'e varan bir düşüş söz konusu. ABD borsaları yatay. S&P 500 ve Nasdaq'ta aşağı yönlü bir hareket var. Dow Jones'ta yatay, hacimsiz ama artıda bir kapanış gözlemliyoruz. Borsa İstanbul'da Türkiye piyasaları da hem Ankara'daki terör saldırısını, bu yöndeki açıklamaları, güvenlik endişelerini, jeopolitik riskleri ama bir yandan da küresel piyasalarda artan risk iştahının bir miktar dengelediği iç seyri yaşıyoruz ve görüyoruz. Piyasaların seyrini özetle böyle
şöyle anlatmak gerekirse altın fiyatlarını merak edenler için de 1230 dolara doğru bir geri geliş olduğunu söyleyelim. Dolar'da 2.87 seviyesinde altın fiyatlarının iç piyasada biraz sakinleştiğini söyleyebiliriz. Paritede Euro dolar paritesi de 1.11 seviyelerini koruyor. Orada önemli bir değişiklik yok. Bakalım Amerikan Merkez Bankası Fed, Yellen nasıl bir etki yaratacak? Perşembe itibariyle göreceğiz. Piyasalarda, dünya piyasalarında kapanış, alınan kararlar ve bu sabah itibariyle ilk veriler özetle böyleydi. Gündem başlıklarıyla devam edelim. Ankara'da yaşanan terör katliamı 35 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin yaşı 16-20 idi ağırlıklı. Gençlerini kaybetti Türkiye. Türkiye'nin dört bir yanında acı var. Dün cenazeler vardı. En büyük acı adli tıp önünde ve spor, sanat, iş, siyaset dünyasında herkes bu acıda birleşti. İş dünyasından da ardı ardına Ankara'da yaşanan katliam sonrası bir kez daha açıklamalar geldi. Bu açıklamalarda terör kınandı. Yüksek sesle kınandı. Kardeşliğimizi bozmaya kimsenin gücü yetmez mesajı verilirken teröre karşı birlik ve kardeşlik mesajı verdi iş dünyası. Birlik olmalıyız, kardeş olmalıyız ve teröre karşı birlikte mücadele etmeliyiz. Kimse bizim kardeşliğimizi, birliğimizi bozamaz mesajı neredeyse iş dünyasında sivil toplum örgütlerinden gelen ortak mesajdı. Geri adım yok, yatırımlara devam mesajı artarak, vurgulanarak verildi. İş dünyası kabuğumuza çekilmeyiz dedi Ankara terör saldırısından sonra ardı ardına gelen açıklamalarda. Şimdi üçüncü kez terör saldırısıyla sarsıldı Ankara. Ekonomi dünyası da tüm Türkiye gibi yasa boğuldu. Terörü lanetleyen iş dünyası bir yandan dediğim gibi birlik ve beraberlik mesajı verirken diğer yandan yaşanan olaylara rağmen yatırımlardan geri adım atmayız, kabuğumuza çekilmeyiz açıklamasında bulundu. Bugün Habertürk'te Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'nun açıklamaları var. Terör hemen kendi kabuğumuza çekilelim diye bir şey yok derken bilhassa daha çok yatırım, daha çok ihracat yapmamız lazım. Herkes burada durursa ne olacak? Birlik ve beraberlik içinde ülkemizi düzlüğe çıkarmamız lazım dedi. Benzer açıklama Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir'den geldi. Gecenin en karanlık olduğu an şafağın en yakın olduğu andır ifadesini kullandı Özdebir. Türkiye'nin ekonomide göstermiş olduğu performans ve İslam coğrafyasındaki hakimiyetinin birçok kesimi rahatsız ettiğini, bu nedenle bu tip saldırıların gerçekleştiğini söyledi. Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, İstanbul Sanayi Odası Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı ve birçok kurumdan, işçisinden memuruna kadar, birçok sivil toplum örgütünden, dernekten, federasyondan neredeyse birebir aynı açıklama geldi. Aynı mesaj verildi. Birlik, beraberliğimizi kimse bozamaz. Biz kardeşiz, teröre karşı birlikte mücadele edeceğiz. Yılmayacağız, kabuğumuza çekilmeyeceğiz mesajıydı bu. Çok özetle gelen mesaj. Birazdan çok daha net ayrıntıları da aktarırız. Yaptığımız haberlerde, derlemelerde iş dünyasının tepkisini toparlamıştık, açıklamaları vermiştik. Bir kez daha birazdan sizlere hatırlatırız. Dünyanın en büyük gayrimenkul fuarında İstanbul rüzgarı esecek. Cannes'da İstanbul zamanı başlıklarıyla verilmiş bugün. Cannes'daki fuarda İstanbul çadırında Türk gayrimenkul sektörü ve mega projeler dünyayla buluşacak. Her yıl fuarda biliyorsunuz 21 bin gayrimenkul profesyoneli bir araya geliyor. MIPİM'e Türk gayrimenkul sektörü de damga vuruyor. Yine öne çıkacak gibi görünüyor. Yaşayan İstanbul maketi var İstanbul çadırında ve 3. Havalimanı, Avrasya Tüneli maketleri de yine İstanbul çadırında yer alacak ve ilk kez MIPİM'de dünya gayrimenkul sektörü dev projelerin maketine de 3. Havalimanı'nın ve Avrasya Tüneli'nin maketlerini de görmüş olacak. Türk gayrimenkul sektörünün de dünya gayrimenkul sektörünün de kalbi kanda atıyor. Çok sayıda gayrimenkul sektörü temsilcisi dünyada ve Türkiye'de MIPİM'de buluşacak, kanda buluşacak. Bu fuarda bugün itibariyle başlıyor.
Ve süt tartışması bir yandan da devam ediyor. Gıda fiyatlarına dönük tartışmalar devam ediyor. Dün gelen haberlerde domates üreticisi düşük fiyattan rahatsız, patates üreticisi düşük fiyattan rahatsız, süt üreticisi de düşük fiyattan rahatsız haberlerini ardı ardına gördük. Üreticiden sütü 1 lira 15 kuruştan alın diye bakan üreticilere söyledi. Hatta üreticiler bu konuda bakandan destek istedi. Bakan da Gıda Tarım Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik de süt tozu için 4500 liralık destek verdi. Ancak çiftçiye gittiğinizde üreticiden sütü hala sanayici 80 kuruşa alıyor. Dolayısıyla ucuz alım devam ediyor. Bakan da diyor ki 1 lira 15 kuruş olacaktı. Bizden destek istediniz, verdik ama hala sütü 80 kuruşa alıp çiftçiyi mağdur ediyorsunuz. Besiciyi mağdur ediyorsunuz. Ve onlar da gidip küçükbaş hayvanlarını kesiyorlar diyor. Tartışma büyüyor. Hatta bakan biliyorsunuz sanayici arkadaşım istediğin desteği verdik ama fiyat inmedi. Ucuz sütü fabrikanda işliyorsan ben seninle uğraşırım. Seninle işim var. Hatta sadece ben değil bakanlar kurulu da seninle uğraşır demişti. Maliye Bakanlığı süt sanayicilerine dönüp vergi denetimine başlayacak. Önce onu söyleyelim. Et Süt Kurumu da hani uğraşmak anlamında piyasadan süt tozu alacak, bisküvi ve çikolata üreticilerine satacak ya da ihraç edecek. Aradaki gidip besiciden sütü alan taşeronlar aradan çıkartılacak. Dolayısıyla fiyatlar da bu yolla biraz arttırılmaya çalışılacak. Sanayici daha düşük fiyattan sütü alacak. Bu sağlanmak isteniyor. Yani gidin 1 lira 15 kuruşa 20 kuruşa bu sütü alın, 80 kuruşa düşürmeyin, hayvanlar da kesilmesin, besici de mağdur olmasın deniliyor. Sanayici destek istiyor, bakanlık veriyor ama hala fiyat düşük olduğu için de tartışma büyüyor. Et Süt Kurumu devreye giriyor, Maliye Bakanlığı da süt sanayicilerine dönük vergi denetimi başlatacağını söylüyor. Ve meclise dönelim, meclis ekonomide dev paketler için çalışacak. Şimdi önümüzdeki hafta ekonomiyi ilgilendiren 3 düzenlemenin meclise geleceği belirtiliyor. İş dünyası ve ekonomi çevrelerini yakından ilgilendiren bu düzenlemelerden ikisi gelir vergisi kanun tasarısı ve vergi usul kanun tasarısı. Vergiyle ilgili düzenlemeler geliyor. Vergi affı tartışmaları vardı. Bakalım o noktada hayır, Maliye Bakanlığı kesinlikle yok vergi affı dedi ama Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'le birlikte. Bakalım orada bir değişiklik olacak mı? Yeni bir uygulama olacak mı? Bir torba tasarı hazırlığı da var. Yine ekonomi ve iş çevrelerini ilgilendiren bazı tasarılar var bu torba tasarı. Hükümet dokunulmazlık, Avrupa Birliği ve eylem planı yasaları dışında ekonomiye ilişkin bu yasaları da gündeme almış olacak. Mecliste yoğun bir ekonomi gündemi olacak. Vergi yasalarıyla birlikte bir torba yasa tasarısı da gündeme gelecek. Üretim ve istihdam konusunda yeni paket açıklaması beklentisi vardı Başbakan'dan. Bunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Böyle anlaşılıyor. Diyelim ekonomi gündemine bir nokta koyalım. Birazdan parametrede olacağımızı Deniz Değerek'le hatırlatalım.